Ve maalesef bu iki yıl kadar önce, ben geldim, bu afeti yaşadık. Çok büyük bir afetti. Yazlıklar, buradaki vatandaşlarının evleri su altında kalmıştı. Yardım ettik. 100 bin lira yakın bir yardım sağlandı. Diğer vatandaşlarımıza yardımlar sağlandı ama önemli olan bu afetten Kumbağa'yı tamamen emin hale getirmek, bertaraf etmek. Bunun için neydi benden istenen? Diyorlardı ki eğer bize akarsu, yağmur yağdığında sel getiren bu Naik Deresi'ni ıslah ederseniz Kumbağa acayip ancak o zaman kurtulur. Değil mi başkanım? Öyle diyorsunuz. Ne yaptık? Bunu da yaptık. Şimdi Tekirdağ'ın çok önemli bir barajı Naik köyünde Naik Barajı adıyla ihalesi yapıldı. Yakında inşaatı başlayacak. Biraz önce Yunus Bey yardım bölge müdürümüzü sordum durumunu. Hiçbir sorun yok. İhale işlemleri bitti. Bugün yarın işlemler sonuçlanacak ve en geç Temmuz ayında Yunus Bey'in bana ibaresi barajın temelini atacağız. Ondan sonra ne olacak arkadaşlar? Ondan sonra artık inşallah Allah'ın izniyle bir daha bir sel afeti Kumbara'da olmayacak. Kimin sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Başbakan sayesinde. AK Parti sayesinde. Biz sorunları böyle çözüyoruz. Biz sorunları kökten çözüyoruz. Biz sathi seçim yatırımları veya halının altına sorunları süpürerek geçiştirmiyoruz. Doğrusunu, en doğrusunu yapıyoruz. Çünkü bizim ustamız Recep Tayyip Erdoğan. Bizim mimarımız o. Şimdi değerli dostlarım, daha bitmedi. Bu Naik Barajı'ndan Kumbağa en geç 2,5-3 yıl içerisinde ismi suyu vereceğiz. Barbaros, sen de mahrum kalmayacaksın. Sana da gelir, kim gel? Sana da gelir. Arkadaşlar, şu civardaki köylere bakın. Her köyümüzde ama kilit taşıyla, ama süs soğan ünitesiyle, ama hayvancılık kredisiyle, ama desteklemelerle AK Parti var. Recep Tayyip Erdoğan var. Şimdi bu kadar yatırımdan, bu kadar hizmetten sonra şu Kumbağa Barbaros'u da bizim eserimiz var. Fikret bunu söylemiyorsun. O da bizim eserimiz Fikret. Başkan, oldu bir yaptı. Orası da o yolda çok dar bir yolda arkadaşlar. Hepiniz bilirsiniz. Özel idareye para gönderdik. Ahmet Özgür zamanında talimatını verdik. Kararı çıkardık. Kumbağa, Barbaros, Tekirdağ yolu AK Parti sayesinde Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olmuştur. Bütün dostlar bunu böyle bilsinler. Şimdi arkadaşlar bu Naik Barajı çok önemli. Çok önemli. Kumbağa ve Barbaros'un hayat damarı olacak. Kumbağa'daki sıkıntılar bitecek ve içme suyu artık inşallah temelli devamı sağlanacak. Biraz önce Hüseyin kardeşimle konuşurken dedi ki acaba bu gecikir mi? Gecikirse Yağız'ın yönetiminden bir su temini söz konusu olabilir mi dedi. Mustafa Yer kardeşim de burada. Değerli milli ilgili adayımız. O da sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyor. Arkadaşlar hemen aradım ben bölge müdürümüzü. Dedi ki ihale şartnamesinde 3 yıl gözüküyor ama Kumbağalılara selam söyle. Müteahhit sıkıştıracağım. 2 yıl sonra Naik Barajı bitecek. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Bizim işimiz bu. Şimdiye kadar bizi sahiller, Kumbağa, Tekirdağ'da anlamıyorlardı. Ama artık 8,5 yıl sonra başbakanımızın ustalık döneminde bizi Kumbağa'da anladı, Tekirdağ'da anladı. İnşallah önümüzdeki 12 Haziran'da Kumbağa'da da, Barbaros'ta da, Tekirdağ'da da AK Parti birinci parti olmuştur, olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun sizinle. Göreceksiniz inşallah. Biz çalışıyoruz. 45 lira.
günden beri köy köy, mahalle mahalle çalışıyoruz. Kumbağacılık gelişim. Tek tek insanlarımızla görüşüyoruz ve bu güvenceyi bana sizler veriyorsunuz. Tekirdağ'daki vatandaşlarım veriyor. Halkım veriyor. Diyorlar ki biz sizi anladık. AK Parti demek hizmet demek. AK Parti demek yatırım demek. AK Parti demek yoksullar hayır demek. AK Parti demek bereket demek, istikrar demek. Bu istikrarı değerli dostlarım 12 Haziran'dan sonra artarak devam etmesi lazım. Allah bilmesin. Eğer bu istikrar bozulursa hepimizin bankadan kredisi var, traktör aldık, ev aldık, artık ev almak, traktör almak, araba almak çok kolaylaştırıyor. 3.796 traktör girdi. Son 2,5 yılda Tekirdağ. İşte traktör bayisi burada. Şimdi gidip almak istesen Mustafa'ya traktör yok. 2 ay sonrasında sıra veriyor. Millet sırada traktör almak için. Bu ne iyi oluyor? Bu alım gücüyle oluyor. Çiftçimizin alım gücüyle oluyor. Parasının değeriyle oluyor. Cebindeki parayla oluyor arkadaşlar. Süt konusunda bir sıkıntı vardı. Belki ilgilenen kardeşlerim vardı. O da açıldı. Süt protein ithal ediliyordu. Onu yasakladık. Süt dozuna destek sağlandı. Süt dozundaki %4 kuruşluk prim 8 kuruşa çıkartıldı. İnşallah o da bundan sonra söz konusu sıkıntılar olmayacak. Süt konusundaki de gerçekten malımızın, sütümüzün değeri elde edilmiş veya sağlanmış olacak. Arkadaşlar, bütün bunları yaptıktan sonra Allah aşkına bir teşekkür istemek hakkımız mı değil mi? Hakkımız. Peki, teşekkür ne olur? Bravo. Çok güzel. Evet, teşekkür oyla olur. Arkadaşlar, 12 Haziran'da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'ye Tekirdağ, Kumba, Barbaros'a eserlerine eser kattığı için bir teşekkür borcunuz var. 12 Haziran'da sandıklarda Kumbağa'da, Barbaros'ta, Tekirdağ'da AK Parti, birinci parti olduğundan o zaman biz Sayın Başbakan'a gideceğiz. Diyeceğiz ki Sayın Başbakanım Kumbağa size teşekkür ediyor. Buyurun hediyesini. Sayın efendim Başbakanım işte Barbaros, işte Tekirdağ diyeceğiz. Bizi yalnız bırakmayın. Bizi mahsur etmeyin. Biz Sayın Başbakan karşısında boynumuz eğri kalmasın. Biz değil mi? Kumba arkamızda, Barbaros arkamızda, Tekirdağ arkamızda. Çok şey istiyorum senin kardeşim. Çok şey istiyorum. Çok şey istiyorum. Ne istiyorum? Ya 12 yaşından günü birinci sırada biliyorsunuz 18 tane parti giriyor. İlk sırada sarı renkli AK Parti'nin ampulü var. Onun altına bir evet sizden razıyız. Teşekkür ediyoruz. Mühürlü istiyorsun arkadaşlar. Mühürlü istiyorsun. Başka bir şeyimiz yok. Ben bu teşekkürü Kumbağında, Barbaros'unda, Tekirdağ'ında, Türkiye'nin de esirgemeyeceği kanaatindeyim. Çünkü benim insanlarımdan gördüğüm, benim insanlarım hizmet aldı. Sağlık hizmeti aldı, sigorta hizmeti aldı, çiftçi hizmeti aldı, herkes hizmet aldı. Bu hizmete karşılık inşallah sizden bir teşekkür bekliyoruz. 12 Haziran'da buradan birinci olmayı bekliyoruz. Biraz önce Çevre Bakanlığı ile konuştum. Başkanımın bir çöp kamyonu talebi vardı. Onu iletti. Sayın Bakan aradım bulamadım ama inşallah yeni çiftliğe beraber söylemişti kişiler. Yeni çiftliğin kişi geliyor yolda. İnşallah Kumbağa'nda çöp kamyonunun müjdesini yakında size vermiş olacağız. O da şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Durmak yok. Yola devam. Bugün bu mütevazilik törende bizi yalnız bırakmadınız. İçerideki bayan kardeşlerinden, kadın kollarından, onlar içeride rahatsız olmasınlar diye müsaade ettirip oturuyorlar. İçeride oturan kardeşlerim var, kadın kolları başkanımız var. Kumbağa'dan gelen, Tekirdağ'dan gelen dostlarımız var. Bayan kardeşlerim var, teşkilat mensupları var. Ama en önemlisi Kumbağa'dan büyük bir katılım sağlandı. Basınımıza, avlusunlara çok teşekkür ediyorum.